Adem Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Geçen haftaki programımızda bazı izleyicilerimizin yorumlarını değerledim. Ee, şöyle, Sevgi Yavuz 8613 Bir gücüm olsa kapı kapı dolaşır. Bu videoyu tüm ebeveynlerin izlemesini sağlardım. Sizin de söylediğiniz gibi çocuklara onarılmış anne babalar hediye ederdim. Sağ olun. Sevgi Hanım kendisi sağ olsun. Ee, çok doğru. Çocuklara onarılmış anne babalar hediye ederdim. Ee, aslında pedagoji bir bireysel eğitim değil, bir toplumsal duyarlılık olursa ancak karşılık buluyor. Çünkü siz kendi çocuğunuzu yetiştiriyorsunuz, duyarlıca yetiştiriyorsunuz. Çıtı pıtı bir kız çocuğu olarak yetiştiriyorsunuz, bir beyefendi olarak yetiştiriyorsunuz. Ona konuşmayı öğretiyorsunuz, ona nezaketi öğretiyorsunuz, ona rica ederim öğretiyorsunuz, ona teşekkür ederim öğretiyorsunuz. Eğer toplumsal bir duyarlılık yoksa o çocuğu topluma yem yetiştiriyorsunuz. O yüzden e, Sevgi Hanım videoları paylaşıyorum, duyuruyorum diye söylediği şey çok anlamlı. Toplumsal bir duyarlılık oluşması gerekli ki benim duyduğumu, benim çocuğumun öğretmeni de duyması gerekli ki, üst komşum da duyması gerekli ki, Parkta çocuğumla torunumla kızımla oyun oynayan anne de duymuş olması gerekli ki benim e, sabahları koklayarak uyandırdığım çocuk toplumun zararına başka çocukların zararına uğramasın. Kendisine çok teşekkürler. Sevda Serim, 26-28. Evet, öfke bizi tutmuyor, biz öfkeyi tutuyoruz. Biz duyguya tutunuyoruz, acıya tutunuyoruz çok doğru. Acı, acı duymak aslında kişiyi güçlendiriyor. Acıyı hissetmek kişinin kendisini savunmasının şiddetini artırıyor. O yüzden geçtiğimiz haftaki videoda hani öfkeyi bırakması lazım kişinin dediğimiz sırada e kişi ortada kalacak. Ne olacak ondan sonra? Kendisini neyle savunacak? Acı olması lazım. Bilinçaltı acıya o yüzden tutunuyor, öfkeye o yüzden tutunuyor. Neden? zarara uğramamak için. Selma Alemda 5139 Değerli hocam, farkındalığını artırmak isteyen velilerimiz de kitaplarınızı okuyor ve öğrendiklerimizi konuşuyoruz. Videolarınızı en az iki kere dinliyorum ve not alıyorum. Ayrıca veli grubunda paylaşıyorum. Hepsi ayrı ayrı bir huzur veriyor bizlere. Bu değerli bilgileriniz ve paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kendisi var. İyi ki veli grupları var. İyi ki duyarlı öğretmen arkadaşlar var. E, pedagoji toplumsal duyarlılık işidir. Aynı şey e, kendisi için de geçerli. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Nur Hayat 5183. Adem Güneş defteri hazırladım kendime. Videolarınızı ders gibi işliyorum. Evde kendimde. İyi ki vak varsınız. Evet ne kadar anlamlı. Çocuklarına bırakacağı, kızı evlenirken çeyizinin içerisine koyacağı, kızım kızını böyle yetiştir, ben hata yaptım, sen baştan itibaren yetiştir. Oğlum çocuklarını böyle yetiştir, eşine sevgilice davran diyebileceği bir not defteri bırakmış olması, çocuğu evlenirken ona verebileceği belki de en güzel hediye olacak. Ne güzel olmuş. Zeliha Koca, YB8ED, Ebeveynler için tam okul niteliğinde programlar çocuk sahibi olmadan önce muhakkak izlenmeli. İyi ki varsınız Adem Hocam. Çok doğru, çok doğru. Çocuk sahibi olmadan önce hani izlenmiş olsa fakat orada şu bir gerçekle karşı karşıyayız. Çocuk sahibi olmadan ihtiyaç olmuyor ki. Anneler hani çocuk istiyorlar, babalar çocuk istiyorlar. Ah saçlarını tarayacağım bir kızım olmuş olsa, ah beraber dışarıda futbol oynayacağım bir oğlum olmuş olsa diye düşünüyor. O yüzden hazır olduklarını zannediyorlar. Bilinçaltı ne zaman uyanıyor? Bir evlenince uyanıyor. Evlenmeden uyanmıyor. Bilinçaltı uykudadır. Evlenince uyanır. İlk uyanış öyle oluyor. İkinci uyanış ne zaman uyanıyor bilinçaltı? Çocuk sahibi Çocuk olunca. sahibi olunca uyanıyor bilinçaltı. O yüzden uyanmamış bir bilinçaltının hani bana ne zarar vereceğini bilmiyor ki. Ah kızım olsa saçlarını tarasam. Hayır. Elbise giymeyen kızınızı, biraz sonra dışarıya çıkartacağınız kızınızı, giymeyeceğim, giymeyeceğim, giymeyeceğim diyen kızınızı, yönetemediğiniz kızınızı e ne yapacaksınız şimdi? Ancak çocuk sahibi olduktan sonra fark ediyor. Ancak insan evlendikten sonra patlamalarını fark ediyor. Doğru söylüyor yani. Deli Kız, En Türküsü, 3985, Hocam, iç sesler inançlarımız mıdır? Hmm. Bu soruma cevap gelirse çok sevinirim. İçimde her olumsuz konuşan kişi, kişiye bana bu inancı ektiği için öfke duyuyorum. Hmm. Tam bir çıkmaza giriyorum o zaman. Çünkü sonra da öfkeden kurt kurtulmaya çalışıyorum. Kısır döngü içine düşüyorum. Çok doğru söylüyor. Yani e, iç seslerimiz inançlarımız mıdır? Hayır, tek başına inançlarımız, iç seslerimiz değil. Aslında çocukluktan itibaren bize söylenen her bir söz, aktarılan her bir suçluluk, aktarılan her bir değersizliğin cümlesi birer iç sese dönüşüyor. Bu bazen bir inanç kılıfı içerisinde aktarılmış olabiliyor. Yani Allah'la korkutarak, dinle korkutarak sen bu gidişle yoldan çıkarsınla söylenen kültürel kavramlar içerisinde bazen işte ne işe yararsın ki cümlesiyle söylenmiş olan tüm bu sözler hepsi inançlardan tut, kültürlerden tut, terbiye için kullanılan yanlış cümlelerden tut birer birer içimize sanki zehirli ok gibi saplanıyor. Ne zaman hortluyor, ne zaman kanamaya başlıyor? Çocuk sahibi olduğu sırada, evlendiği sırada Önümüzdeki haftalarda iç sesler konusunu özellikle ele almaya çalışacağız. Teker teker anlatmaya çalışacağım. İç ses nasıl oluşuyor? Hangi evrelerden geçiyor? Sonra kişiye nasıl karşılık veriyor? Nasıl? Hangi anlarda ortaya çıkıyor? Kültürel kavramlarımız nedir? Şeytan diyor ki, içimden geliyor ki gibi bir takım kavramlar kullanıyoruz aslında iç ses olduğunu bilmediğimiz o içimizden gelen dürtülere karşı. Tüm bunları önümüzdeki haftalarda ayrı ayrı paylaşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta bilinçaltı öfkeyi neden saklı tutar? Konusunu ele almıştık. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bu saklılıktan birey haberdar mıdır yoksa farkında değil midir? Evet evet geçtiğimiz hafta bilinçaltı neden bilinçaltı öfkeyi saklı tutar diye söyledik. Neden saklı tutar? Neden saklı tutar kısmına da değindik. Neden saklı tutar demiştik aslında? Kişinin öfkeyle bir güç elde ettiğini, nefret duygusu oluşturduğunu gördük yani geçtiğimiz haftaki programda. Mesela hani iki adam kavga ediyordu ya, bir adam birisine yumruğunu sıkmış. Şimdi biz adama desek ki şu öfkeni bırak demiş olsak, adam öfkeyi bırakıyor mu? Hani şu omuzlarını bir indir, yumruklarını bir serbest bırak desek bırakmıyor. Neden bırakmıyor? Kavga anında bırakmadığını fark ettiğimiz bu kişi ne yapıyor aslında? Öfkenin gücünden faydalanıyor. Şimdi biz bir bireye demiş olsak ki eşiyle çatışan, çocuğuyla çatışan bir bireye demiş olsak ki bırak kendini, sıkma kendini demiş olsak, öfkeyi bırak demiş olsak, bırakmıyor. Aslında kişi öfkeyi bırakmıyor. Sevda Hanım'ın az önce söylediği gibi, öfke bizi tutmuyor ki. Biz şu anda tutuyoruz bak öfkeyi. Bak gelirsem diye parmaklarımızın haline bak. Parmaklarımızın haline bak. Şunun içerisinde öfke var. Yumruğumuzu sıktığımız şu şeyin içerisinde öfke var. Suratımızın şu halinin içerisinde tuttuğumuz bir öfke var. Omuzumuzun şu duruşuyla ilgili bir öfke var. Yani öfkeyi niye kabahat buluyoruz ki? Yani öfke sanki sıçradı geldi beni tuttu. Yok öyle bir şey yok bak sen tutuyorsun bak. Hadi bırak bunu. Karı kocalar birbirlerine aslında böyle şefkatlice yaklaşıp birbirlerini öfkeli gördükleri sırada yapabilirlerse. Çünkü öfkeyi bıraktırmaya çalıştığım birey, bireyin bilinçaltı bunu fark ederse öfkeyi bırakmak yerine daha da şiddetlenir öfkesi. Mesela çatışan iki karı kocayı düşün mesela böyle sinirlenmiş adam bağırmış çağırmış vesaire yapmış böyle kasılmış kalmış felç geçirmiş gibi koltukta oturuyor yüzünü bile çevirmiyor. Karısı gitse ona dese ki ah sevgili kocacığım dese. Hadi sen şöyle bir öfkeyi bırak demiş olsa adam çık başımdan diye söyler. Git başımdan diye söyler. Onu söyleyen kişi bireyin kendisi değil. Bilinçaltı. Çünkü bırakmak istemiyor. Neyi? Öfkeyi. Bırakmış olsa kendini küçük düşmüş kabul edecek. Bir dahaki sefere işte bu öfkeden faydalanmadığını ve kazanımını elde edemediğini fark edecek. Hı -hı. Hocam burada yani az önce sorduğum gibi. Kişi farkında mı? Hayır. Değil mi? Hayır. En önemli kısım burası zaten. Çok doğru söylüyorsun. Yani öfke sahibi birey hiçbir zaman öfkenin farkındalığı olmayan bireyden bahsediyoruz. Öfkeyi saklı tuttuğunu, bilinçaltının saklı tuttuğunu, bilinçaltında bir kılıç gibi bir silah gibi öfkeyi tuttuğunun farkında değildir. Hı. Ve ondan dolayı insanlara bakın. Yani farkındalığı düşük olan insanlara lütfen bir bakın. Hani Niye öfkelisin? Niye gerginsin diye söylediği sırada ya öfkeli olmayayım da ne yapayım diye söylüyor. Ya sinir ediyor beni diye söylüyor. Şunu söylemiyorum. Bilinçaltımda sinir duygusu var. Çocukluğumdan beri ezilmişliğin hassasiyeti var içimde diyen duydun mu şimdiye kadar? Duydunuz mu? Yok, böyle insanlar öyle yorumlayamıyor. Farkındalığı olmayan insanlar. Farkındalık eksikliği olan insanlar. Geleneksel farkındalık sahibi olan insanlar kendisinin bilinç altında yuvalanmış bir, mayalanmış bir hastalık halinde öfkeyi tuttuğunu bilmiyorlar. Asıl en önemli kısım bu. Bundan dolayı bu kişilerin niye sinirlendin, burada sinirlenecek ne vardır diye söyleyecek olsan sana da sinirlenir. Sinirlenmesinin gerekçesini söylüyor, öfkelenmesinin gerekçesini söylüyor. Ya yüz kere söyledim. Tamam, değerli anneciğim çok doğru söylüyorsun. Yüz kere söyledim de niye bağırıyorsun şu anda? Niye öfkelisin şu anda? Bu sorunun cevabını bulmak neredeyse benim için, kendim için, kendi affet kitabının içerisinde yine yazmıştım ben bunun ayrıntılarını aslında, yıllarımı aldı. Bakın şu kadar basit düzeyde ve bize göre pıt diye cevabını verebileceğimiz bir soru. Nedir o? Yüz kere söyledim. Yine de yapmıyor. Ne yapayım yani sinirlenmeyim mi? Tamam, 100 kere söyledin. Neden sinirleniyorsun? Yani bize o kadar normal geliyor ki yüz kere söylediğim için sinirleniyorum gibi geliyor. Kişi buradaki yanmanın farkında değil. Zannediyor ki bu yanmanın sebebi karşı taraf. Hayır, hassasiyetin yakıyor seni kalbini. Geçmişteki birikmiş olan ve mayalanmış olan burada bir hastalıklı hal var tebessüm edemiyorsun. 101.ye tebessüm edemiyorsun. 102'ye tebessüm edemiyorsun. Ah benim canım kızım diyemiyorsun. Onu fark edip onu olduğu haliyle kabul edemiyorsun ve sen buradaki mayalanmış olan hastalığın kimisinde 100 kere de değil, 3. kere de patlıyor. Kimisinde 1. kere de patlıyor. Kimisininkinde beni anlaması lazım diye patlıyor daha hiçbir şey söylemeden bir hanımefendi anlatmıştı. Babasıyla ilgili bir durumu anlatmıştı. Sofrada oturuyoruz dedi. Babam dedi böyle elinin tersiyle dedi önündeki ekmeği dedi ileriye doğru şey yaptı dedi. Ben anladım bir şey eksikti bir şeye sinirlenecek biraz sonra da. Dedi ki ya bir Allah'ın kulu dedi şuraya dedi işte kaşık konmadığını görmedi mi görmüyor mu İlla söylememiz mi lazım? Hani bazısı yüzüncü seferde patlıyor bazısı birinci seferde bazısı ki hiç konuşmadan oturuyor mesela karısının çay getirmesini bekliyor. İlla söylemem mi lazım? Küsüyor, kenara çekiliyor. Sen benim neye sinirlendiğimi biliyor musun? Yo. Hani illa söylenmesi lazım. Dolayısıyla aslında bize şu soru çok ilgilendiriyor. Bir durum karşısında, bir olumsuz durum karşısında patlamamız, bize normal gibi gelmiş olsa da patlamalarımızın sebebi içimize mayalanmış, çöreklenmiş, aslında geçmişteki yaşadığımız hassasiyetlerle oluşmuş olan yaralı bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Ve birey bir dürtüyle bu uyandığı için zannediyor ki karşı taraf beni sinirlendiriyor. Hayır, o sadece bir huzursuzluk veriyor. Sanki içindeki arı kovanına çomak sokuyor ama senin içinde bir arı kovanı var, sokucu bir şeyler var. Adına yılan de, adına akrep de, adına bilmem ne de bir dürtü karşısında burası uyanıyor. Problem sana olumsuz bir durum yaşatan çocuğunda değil, seni anlamayan karında, çocuğunda, eşinde değil. Problem böylesi bir durum karşısında genişleyemeyen bilinç altında. O yüzden hani onarım süreçleri diyoruz, duygusal farkındalık diye söylüyoruz. Peki birey nasıl olması lazım? Onarılmış bir birey nasıl olması lazım? Yüz kere söyledin, yapamıyor, gör işte yani bunu. Unutuyor. Eşine söyledin ki, evi toplasana, toplasana, toplasana diye söyledin. Görüyorsun yapamıyor. Ne oluyor sana buradaki mayalanmış bilinçaltının akrepleri niye hortluyor? E çünkü kendini değersiz hissettiğin için. Çünkü sen bir şeyler yapıyorsun, eşin bir şeyler yapmıyor, oh ne güzel yan geliyor yatıyor diye içinde sesler oluştuğu için. Dolayısıyla genellikle bireyler öfkesinin farkındadır ama öfkesinin kendisiyle ilgili bir e, yapıdan kaynaklandığını, hasta olduğunu, bilinçaltının içerisinde bir yaralı, mayalanmış bir taraf olduğunun farkında değildir. Zanneder ki birisi bana böyle davrandığı için ben patlıyorum. Hayır. Senin içerisinde çocukluktan beri birikmiş olan bir yapı var, hastalıklı bir yapı var. Oraya dokunulduğu için acı duyuyor ve acı seni patlatıyor. Durum seni patlatmıyor yani. Yani şunu mu anlamamız lazım hocam? Bir durum karşısında huzursuz olmamız normal. Patlamamız mı normal değil? Evet. Çok doğru özetlediniz. Aslında yaşadığımız olaylar karşısında içimizde şöyle bir kıpırtı hissetmemiz, içimizde bir huzursuzluk hali yaşamamız normal. Çünkü o bize bir sinyal. Yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunun bir sinyali. Yani bireyin kendi içerisinde huzursuzluk yaşamış olması normal. Hafifçe bir dalgalanıyor olması içinin, hafifçe bir yükseliyor olması normal. Ama birey bu huzursuzluktan sonra patlamaya başlamış olması işte o zaman anormal. Bu şu anlama gelir. Bilinçaltı duygular bilinçten önce hareket ediyor. Yani birey şöyle düşünmesi lazım. Bir dakikaya sana ne oluyor? Ben burada varım. Sen niye saldırıyorsun buradan? Aslında saldıran yer burası. Bilinçaltı kişiyi bir sıkıyor, içini bir daraltıyor. Kişi dayanılmaz bir acı yaşıyor ve karşı koyamadığı bu acı karşısında saldırganlığın içerisine giriyor. Bu bazen aşağılanmış gibi hissettiği, bazen suçlanmış gibi hissettiği dayanılmaz bir acı, ızdırap veren bir acı. Bu ızdırap veren acıya dayanamıyor birey. Birey bu aşağılanmış olduğunu hissettiği duyguya dayanamıyor, duruma değil. O yüzden birey şöyle bakması lazım patlamalar sırasına aslında. Yani bilinçaltım niye sen ben yok muyum da sen kendi kendine hareket ediyorsun. Bir dur ben çözerim. Sana ne oluyor? Böyle niye sünüyorsun? Niye benim yumruklarımı sıktırıyorsun? Ben bu olayı akılcıl olarak çözeceğim. Duygularım bana saldırıyor ve acı çektirerek karşımdaki kişiye saldırıyor olduğu halimi kabul etmiyorum. Dolayısıyla biz bir huzursuzluk yaşamış olması, yani içimizde bir huzursuzluk olması normal, harika. Bu huzursuzluğu çözmek için bizim geniş bir ruhsal halimiz ile, onarılmış bir benlik ile yakınlaşmamız, sevecen davranmamız, alternatif çözümler üretmemiz, yeni çözüm yolları bulmamız. Bulamıyorsak başka zamana ertelememiz, geniş olmamız burası sağlıklı bir birey. Bir huzursuzluk karşısında diş sıkmaya başlamak Kafa göz oynatmaya başlamak, vücudu titretmeye başlamak, sırtı dönmeye çalışmak, birden ortadan kaybolmak, gidip yumrukları sıkıp duvarı yumruklamak, tüm bunların her birisi şurası ızdırap duyuyor. Aslında şu cümleler ile isterseniz yayınımızı son vermeye çalışalım. Öfkeli birey, acı çeken bireydir. Acı çeken birey. Tabii. Öfkeli birey acı çeken bireydir. Öfkenin acısı, ızdırabı o kadar dayanılmazdır ki birey zannediyor ki tüm bu acımın kaynağı şu anda karşımda duran kişi zannediyor. Halbuki o ızdırabın asıl sebebi yıllarca içerisinde birikmiş olan huzursuzlukların patlaması. Karşınızdaki kişi sadece hani belki doğru yaptı, belki yanlış yaptı, bir dürtü verdi ama patlamanın sebebi içindeki ızdırap dolu bilinç altından kaynaklanıyor. Öfkeli birey acı çeken bireydir. Çok önemli hocam. Bunu evet. bir dahaki programlarımızda mutlaka açmamız gerekiyor evet, diye düşünüyorum. Öfkeli birey acı çeken bireydir. Acıyla saldırganlık yapan bireydir. Dolayısıyla öfkeli bireye hani nefret gözüyle bakmak yerine bir şekliyle şöyle de bir bakmak lazım. Acınacak bir bireydir ızdırabı içerisinde kavruan bir bireydir. Her ne kadar acı çekiyor olduğu haliyle karşı tarafı suçlasa da senin yüzünden oluyor, bir adam olmadın, şöyle oldun, böyle oldun vesaire oldun. Canım benim nasıl acı çekiyor şuna bak. Kendisine söylenen lafları nasıl da tekrar ediyor. Öyle bakmaya ihtiyacımız var. Acı sırasında, bilinçaltı uyandığı sırada kişi kendisine söylenen sözleri aslında tekrar eder. Karşıdaki kişinin hak ettiği sözleri değil. Ve farkındalıkla olması gereken bir durum Farkında olduğunu Farkında olmadıkça da sen bu kişiyi tedavi etmek için ne kadar yaklaşsan da sana tepki gösterecek. Canım desen de şefkatlice davransan da bana canım deme şefkatli davranma. Ne diyorsun beni küçük mü düşürüyorsun? Senin yüzünden oldu zaten. Farkındalığı olmayan öfkeli bir bireyi onarmaya çalışmak öfkeli bireyin zararını uğramak anlamına gelir. Farkındalığı olmayan öfkeli bir bireyi öfkeli bir bireye yardımcı olmaya çalışmak yani öfkesini bıraktırmaya çalışmak senin onun öfkesinden zarara uğraman anlamına gelir. Halbuki öfkeli bir birey tekrar tekrar söylemek gerekirse gerçekten acı çeken bir bireydir. Ee, acı içindeki duyduğu duyguları, işittiği sözleri, geçmişte işittiği sözleri şu anda seyredebilirsiniz. Öfke sırasında kişi geçmişte işittiği sözleri söyleyen bir vaziyete dönüşür yani. Sanki bir film açılıyor, bir film başlıyor öfke sırasında. Kişi kendi çocukluğunu seyrettiriyor yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine birbirinden çok değerli bilgiler edindik kendi adıma. Bir dahaki pedagoji okulunda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki pedagoji okulunda görüşmek üzere.